Bodrum'daki 160 kilometre kanalizasyon hattı yapılacak. Toplam 20 adet terfi istasyonu yapılacak. Ve bunların bağlantısı olan 37 bin metreküp günlük atık su arıtma tesisi yapılacak. İleri biyolojik atık su arıtma tesisinden bahsediyorum. Ve bu atık su arıtma tesisi yaklaşık karada 2 kilometre, denizde 1,5 kilometrelik derin deniz deşarj hattıyla beraber denize verilecek. Aslında bakanlığımızın öngörüsü 500 metre deniz deşarj hattı yeterli der. Bizimkisi 1 kilometre daha fazla yapıyoruz ki bu çıkan sularımız biliyorsunuz sulama suyu kriterlerinin en üst seviyede sağlayan sular. Yani bahçe sulamada da kullanılabilecek sular. Bununla ilgili de ayrıca şunu da ifade etmek isterim. Bu tesisten çıkan atık sularımızla ilgili ileride şu anda projesi hazır. Bahçe sulamada kullanılabilecek nitelikte olduğu için bununla da ilgili projelerimiz hazır. Bununla ilgili bir finansman sağlandığı takdirde bazı sitelerimiz diyelim, büyük sitelerimiz sulama sularını da buradan elde edebilecekler. Öyle de bir tesis inşa ediyoruz. Evet. Peki terfi istasyonları ne işe yarar? Terfi istasyonlarını aktarma istasyonları diyebiliriz. Yani 160 kilometrelik kanalizasyon hattını ileride yapacağımız turkizit atık su arıtma tesisini iletmek için yapılan bir imalattır terfi istasyonu. Bunlar mecbur yapılmak zorundadır. Çünkü biz mahallelerimizi cazibeli bir şekilde toplayıp terfi istasyonlarına iletiyoruz. Oradan da bu 20 terfiyle de atık su arıtma tesisine ileteceğiz. Yani bu şöyle akıllara şey soru işareti gelmesin. Bunlar kesinlikle arıtma tesisi değiller zaten. Yani koku işte orada işte arıtma tesisinin telinde olan şeyler değiller. Bunlar tamamen pompalarla diğer terfilere aktarılarak en uç noktada arıtma tesisine ulaşacak olan tesisler. Peki çukur bükle ilgili konu nedir? Onu da izah etmek isterim. Bizim toplam 7 tane terfimiz plajlarımıza diyebileceğimiz ve kamu alanlarımıza inşa edeceğimiz terfiler. Tamamı betonarme binalardı bu projemizde. Ve bu projemizde İller Bankası, Dünya Bankası'nın tarafından da onaylanmış projelerdir. Ama biz ne yaptık? Muhtarımla beraber, Ahmet Başkanımızla beraber dedik ki ya plajlarda tamam biz kokusuz, gürültüsüz, gayet sağlıklı terfiler yapacağız. Ama bunları görüntü açısından en azından ne yapılabilir ona bir bakalım. Teknik olarak biz bunları çalıştık. Çukurbük'te sağ olsun yüklenicimiz de burada kendileri temsilcileri. Sonuçta biraz daha derine girerek suyun içerisinde bir inşaat yapmaya çalışacak. Zorlayarak biz bu terfiyi gömme kararı aldık arkadaşlar. Yani bu terfimiz bizim gömülecek. Hiçbir görüntü kirliliği oluşmayacak. Hiçbir koku problemi olmayacak. Ve bunlar da inanın başka bir şekli şeyi yoktur. Yapma şekli yoktur. Mecbur biz bu terfileri yapmak zorundayız. İsterseniz örnek olarak da burada gömülü terfi örnekleri vardır. Bu Antalya'da uygulanmış, Asat uygulamış olduğu terfilerdir. Belki bilmiyorum muhtarım paylaşmıştır sizler de. Evet. Gayet sağlıklı, nitelikli terfiler yapacağız. Dediğim gibi bunlar sadece aktarma istasyonu gibi düşünün. Burada pis su havuzu gibi düşünmeyin lütfen. Ve bu terfiler yapılmazsa zaten bizim bu 160 kilometre kanalizasyon hattının hiçbir anlamı yok. Biz kanalizasyon hattını kazarken, inanın ben burada site ismi vermek istemiyorum veyahut da kurum ismi vermek istemiyorum. Tamamına yakını sızdırmalı arkadaşlar. Şu anda biz çevre felaketi yaşatıyoruz kendimize. Bunlar yapılmazsa bu büyüyecek. Tesisten sahile devam eden bir boru hattı var anladığım kadarıyla ve sahilde son bulacak yoksa denize mi aktarılacak? Pis su nereye aktarılacak? Arıtma tesisine basıyoruz. Yani şu anda inşaat sözleşmesi imzalanmış, yer teslimi yapılmış olan arıtma tesisine basıyoruz. Hiçbir şekilde kanalizasyon hattımız denize direkt basılmayacak. Yani belki dediğiniz hanımefendi dediği gibi kafada soru işaretleri olabilir Sayın Başkanım. Hani tüm kanalizasyon sistemimiz kapalı devredir yani. Arıtma tesisine gidecek. Oradan da arıtılan su 1,5 kilometre deniz hattımızla beraber
denize deşarj edilecek ki bununla da ilgili dediğim gibi gri suyla ilgili çalışmamız, projemiz tabii, de tabii hazır. Belki bahçelerimizde o sularımızla sulayacağız rahatlıkla. Müstakil evler foseptik kullanıyor. Evet. Bu foseptiklerin %90.9'u sızdırmalı. Evet. Hepsi yer altından denize ulaşıyor. Bir taraftan sitelerimizin, işte biraz önce Gümüşkaya'dan tabii ki başkanımız bahsetti. İyi işletildiğinden tabii ki o söz etti. Ama mesela birçoğu, evet denetimli, kontrollü olduğunu biliyoruz. Ama birçoğu atık suyunu mecburen açık olarak ya dereye bırakıyor, ya kanala bırakıyor, yağmur kanalına. Oralardan zaten bir türlü denize gene ulaşıyor. Şu anda yapacağımız işle bütün bu sitelerin, bütün bu müstakil evlerin hepsinin atık suları artık bu ana hatla beraber, kanalizasyon hatlarıyla beraber tek bir atık sorma tesisine, yani Turgut Reis'e basılacak. 37 bin metreküp bölü gün kapasiteli. Eğer bir sistem sürekli denetlenirse ve bakımı yapılırsa, işte kokuyla ilgili karbon filtreler, bunlar sürekli yenileri değiştirilirse kesinlikle koku çıkarmaz diye burada teknik bir rapor var önümüzde bizim bu sistemle ilgili. Yani biz de buna tabii ki inanmak ve güvenmek zorundayız. Eğer herhangi bir şekilde bir olumsuzluk olursa da müdahale edip düzeltmek gene bizim görevimiz olacaktır. Evet, bu çalışmalar yapılırken tabii ki biraz önce bahsettiğimiz gibi Dünya Bankası'nın da işin içinde olduğunu düşününce zaten bu türlü denetimler daha proje aşamasında yapılmış ve o şekilde onaylanmış projeler bunlar. Yani şimdi biraz önce söylediğim gibi ya artık biz Bodrum'da bu nüfusla, bu yapılaşmayla tabii ki atık suyumuzu, katı atığımızı, mesela katı atık konusunda da aynı sıkıntılar var. Yani bir çözüm bir yere götürmek, koymak zorundayız. Yani bunu hani bunlar olmasın, biz burada eskisi gibi yaşayalım diyemeyiz artık. Çünkü bunun bir adım ötesi artık çevre felaketleri olur.